Merhaba arkadaşlar. Bugün 17 Mayıs 2023. Sağlıklı ve savunmasız insan bedenini kesip biçerek yapılan ameliyatın gerekli ve iyi olduğunu iddia etmek aptallıktır. Boyun eğilmiş cerrahi operasyon. Sünnet. Cinsel organ sakatlaması. Başka bir açıklaması yok. Sünnet karşısında sessiz kalmamız, oğullarımızın bedenlerinin ve ruhlarının önemli bir parçasını sonsuza dek alıp götürdü. Neden? Niçin? Çünkü cehaletten. Belli bir kesimin bu işten büyük faydası var. Para var bu işin içinde. Sünnet reklamı dünyada ve Türkiye'de müthiş şekilde yapılıyor. Televizyonlarda, sinemalarda, dergilerde, her yerde. Doktorlar, tıp, eczaneler, ilaç sektörleri bu işten büyük paralar kazanıyorlar. Olan sağlıklı erkeklere oluyor. Onlar da cehalete kurban gidiyorlar maalesef. İnsan bedeni kadar müthiş yaratılmış bir şey var mı ya? Bir araştırın bakalım. Sen kesip biçerek daha iyi yaptığını iddia ediyorsun. Ne kadar saçma, ne kadar aptalca. Ya artık bilgi çağındayız. Araştırıp doğruları bulabilirsiniz. Tabii ki Türkçe değil. Türkçe araştırırsanız sadece saçmalıkları bulabilirsiniz internette. İngilizce the foreskin, Almanca der Vorhaut. Tıpta doktorlar bile farklı şeyleri savunuyorlar. Türkiye'deki doktorlar faydalı olduğunu milleti kandırarak inandırıyorlar. Ne kadar yanlış. Oysa doğru bilgiler yabancı dilde, Almanca ve İngilizce'de. Alman doktorlar çocukta fimozis olsa bile sonuna kadar savaşıyorlar o deriyi kurtarmak için. Fimozisi biliyorsunuz, penis ucundaki darlık, derideki darlık. Kesip almıyorlar. Krem sürüyorlar, gevşetici veriyorlar, esnetme hareketleri öneriyorlar. Çocuğun orijinal pipisini bozmak istemiyorlar. Bu kadar basit. Ya bizde ise sağlam çocukları kes götür, kes götür, ondan sonra ilaçları ver, iyileştirmeye bak. Bu kadar salakça, aptalca bir şey. Maalesef öyle. Cinsel organ bütünlüğü konusunda cahil kalmış vatandaşlarım. Ülkemizde sünnet adı altında çoğu erkek çocuğun cinsel organların uçlarındaki deri cerrahi operasyonla kesilerek alınıyor ve genital sakatlanmaya maruz kalıyorlar. Aslında kesilip atılan o derinin bir sürü fonksiyonu var. Erkek cinsel organının fonksiyonel bir parçasıdır. Türkler bundan bir haber, neleri kaybettiklerinin farkında bile değiller. Ne kadar acı. Ebeveyn olmamız oğlumuzun bedeninden bir parçayı çalma hakkını bize vermez. Herkes kendi bedeni hakkında karar verebilir. İnsan hakları, hukuk, çocuk hakları, cinsel organ bütünlüğü bu gibi terimleri öğrenmemiz lazım. Sene 2023, mağara devrinde yaşamıyoruz. Sünnet konusunda yapacağım yorum çok açık ve net. İki çeşit penis vardır. Bir, tam fonksiyonlu, orijinal, doğal, natural olması gerektiği gibi penis. İkincisi ise maalesef insanlar tarafından kesilerek eksiltilmiş, fonksiyonları azaltılmış, sakatlanmış yara izli penis. Oğlunuzu seviyorsanız onun cinsel organını bütün bırakın. Çünkü tam fonksiyonlu orijinal penis ileriki cinsel yaşamında kendisini ve eşini çok mutlu edecek. Benim cinsel organım tam, orijinal, doğal, natural, Tanrı'nın ve doğanın yarattığı gibi diyebilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşasın. Tabii ki akıllı ve bilgili ebeveynler sayesinde. Bu kadar açık, kısa ve net. Size biraz sünnet derisi diyorlar ya, ne kadar saçma. Ön deri diyeyim ben aslında. Türkçe'ye çevirdiğin zaman Almanca'dan ön deri. Ön deri hakkında bilgi vereyim. İsmi bile yanlış. Gördüğünüz gibi kesilmemiş bir erkek penisi. Ucundan azıcık değil, dünyanın derisi var burada. Şuradan aşağısını gördüğünüz gibi şu bölümü kesip çöpe atıyorlar. Ne kadar yanlış. Vücudun fonksiyonel bir parçası. Bu deri çift katlıdır, tek katlıdır değil. Açıldığı zaman bu kadar deri oluyor gördüğünüz gibi. Ucundan azıcık değil, sizi kandırıyorlar, uyanık olun. Cinsel organınızın önemli yarısından fazla derisini çalıyorlar.
cehaletten. Onların kârı var çünkü bu işte. Evet, şu deri gördüğünüz gibi dışı normal deridir. Elin derisi, bedenimizin derisi gibi. Fakat bunun iç kısmı, yanağımızın içi, göz kapağımızın içi gibi mukoza tabakadır. Yani kayganlaştırıcı sıvı salgılar vajinaya kolay girebilmesi için. Penis başına devamlı nemli ve kaygan tutar. İç deri farklıdır, mukozadır. Ön kısmında ise bezici kaslar vardır. Penisin başını kapatması için erekte olmadığı zaman. Ve penis başının altında da dilimizin, ağzımızın dilimizin altındaki gibi frenulum vardır. Sünnette onu da yok ediyorlar. O da penis derisini geri çekerek penisinin derisini kapatır. Yani penis başını kapatır. Gördüğünüz gibi bu deri ufak bir gereksiz deri değil. Erkek cinsel organın fonksiyonel bir parçasıdır. Vazgeçilmez bir parçasıdır. Çocuklarımızı sakatlamayalım. Biraz da görüntü olarak göstereyim size. Kesilmemiş erkek penisi böyledir. Penis başı kaygan ve nemli. Vajinaya kolay girebilmesi için erekte olduğu zaman açığa çıkar. Sahip olmadığın şeyi sevip koruyamazsın. Türk erkekleri hiçbir zaman bu deriye sahip olmadıklarından sevmiyorlar ve neleri de kaybettiklerinin farkında değiller. Oysa belli bir yaştan sonra bu ameliyatı geçirseler, mesela 30-35-20 yaşından sonra kıyaslayabilirler. Önceden nasıldı, şimdiki nasıl? Fakat şu an hiçbir kıyaslama imkanları yok. Yapılan uygulamanın doğru olduğunu sanıyorlar. Ayrıca sünnet olmuş erkeklerde penis başı devamlı dışarıda olduğundan insan kendini daha çıplak hissediyor. Öteki türlü daha şeysin, kapalı olduğunda daha namarem yerlerin daha kapalı oluyor. Mesela çıplaklar kampına gitmiş Alman, herkes çıplak, Alman diyorum Türk, herkes çıplaktı diyor, ben kendimi daha çıplak hissettim diyor penis başı açıkta olduğu zaman. Bunları bulabilirsiniz. İnternette bir sürü. Tabii Türkiye'de bunlar bile yasak, her siteye giremiyorsun. Ya anlatacaklarım bu kadar. Araştırın ve doğruları bulun. Unutmayın, her şeyin orijinali makbuldur. İnsan bedenini sevin. İnsan bedeni müthiş yaratılmıştır. Orijinal olmak farklıdır. Ben 20'lik dişimi çektirdim, sağlam dişimi, o bile beni kahretti. Bedenimin sağlam bir parçası çöpe gitti diye ne kadar üzüldüm. Oysa sen fonksiyonel bir parçayı kesip çöpe atıyorsun. Çöp mü o? Kafayı biraz çalıştırın ve oğlunuzun bedenine saygı duyun. Onu bütün bırakın. Umarım şimdilik yeterlidir. İyi günler.